Bazı dostluklar öyle önemlidir ki sürdürmek için her şeyi yaparsınız. Bu yüzden İlayla öpmek yok listesini yarattık. Öpmek yok listesi de ne diyeceksiniz? Biraz bekleyin, ona da geleceğim. Olamaz, okula geç kaldık. Hayır. Değil. Bu arada öğrenci isyanı, dersler iptal. Berbat, neyse. Çok komik Pinokyo. Böyle giderse burnunu yaptırman gerekecek. Hakkımda şunu bilmelisiniz. 18 yıldır apartmanda yaşayıp hala düğmeye basmanın asansörü hızlandıracağına mı inanıyorsun? Dolaylı olarak ben hep yalan söylerim. Günaydın, günaydın Bayan Loy. Bayan Loy'a Atlantic City'ye gittiğinde köpeğini günde 3 kez çıkardığım yalanını söyledim. Ama açıkçası köpek beni hiç sevmiyor. Kapat. Günaydın Bay McAllister. Size de. Aman tanrım. Ben... Hadi yapalım. Beğendin. Evet. Bayıldım. Merhaba. Kendime İla'ya yakışıklı yeni kapıcı Gabriel'le arada mesajlaşabileceğimin anlamsız olduğu yalanını söyledim. Merhaba, nasıl gidiyor? Ve birinci Bruce'u ilkim olma şansı olduğuna inandırarak onu kandırdım. Umarım günün iyi olmaya devam eder. Eğer öyle değilse olumlu yönde değişecektir. Pekala. Umarım. Kenara çekilin beyler. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. İyi günler. Eğlenceliydi. Teşekkür ederim. Bu taraftan gidiyoruz. Al götür beni. Hanımım, Gabriel'in sol gözünün sağdakinden daha yeşil olduğunu fark ettiniz mi? İlahi, hakaret ediyorsun. Hmm. Beni ne sandın, amatör bir kapıcı takipçisi mi? Bu onunla ilgili sevdiğim 37. şey. Aman tanrım Naomi, hatırlat da seni biriyle tanıştırayım. Birinci sınıf film delisi, adı da ikinci Bruce. Erkek arkadaşın. Evet. Doğrudun, evet. Ama Gabriel tam seyretmelik. Tamam. Gabriel şüphesiz öpmek yok listesinde. Çabuk. Mopede çarpmayalım. Sen haberlere bak, ben çerez depolayayım. Ayrım yapmak yok, anlamını biliyorsun. Öpmek yok listesi Robert Pattinson gibi gerçekten öpülesi çocuklar için mi var? O kişinin dudaklarını kutsal öpmek yok listesi yeminimizden dolayı öpemeyeceğini bilmek üzücü. Hoşçakalın. Bu şarkı yeni mi Otis? Evet tatlı bebeğim. Bayıldım. Let me take you, baby, what is I'm looking for? İşte bu bebeğim. Ain't more than a little bit. So if you got a baby, I'll adore your flaws. That's my family. Hey, manzaralı yolu seçersek seni sınıfa götürürüm. Ve İla'ya eşcinselliği dert etmediğim yalanını söyledim. Şu soldakini gördün mü? Etmiyorum. Sadece o hariç. Mecbur muyum? Evet, Naomi, artık lisede değiliz, tamam mı? Son zamanlarda halimizi gördün mü? Psikoloji ruhuna iyi gelebilir. İçeri gir ve patron kim göster. %110 sensin. Çok güzelsin, seni seviyorum. Gel. Hayır, gelemem. Yaparsın, bu sana bağlı. Hadi. Hayır. Gitmek istemiyorum. Seviyorum. Sarıl bana. Hayır. Git. Gel. New York Üniversitesi kabul komitesine geleceğim için bir vizyonum olduğu yalanını söyledim. 6 hafta oldu ve zar zor düzgün görünüyorum. Naomi, buraya gel. Sana yer ayırdım. Sağ ol Robin. Günaydın bayanlar, baylar. Bu derste kitabımızın 5. bölümünü yeniden değerlendireceğiz. Kahretsin. İlay bana hep kalem verirdi. Şimdi. Sağ ol. Lütfen 5. bölümden...
Neden yalan söylediğimi ve İlay'ın hayatımızın halinden neyi kastettiğini merak mı ettiniz? İşte İlay. Şimdiden iyi hissettiriyor. İlay ve ben hayatımız boyunca kapı komşusuyduk. Anneleri sonunda evlendiğinde oradaydım. Burada mutlu görünebilirler ama babam İlay'ın annesi Cini ile yasak aşk yaşayınca işler mahvoldu. Annelerin evliliği bir şekilde ayakta kalsa da babamlarınki kalamadım. Ben de anneme aşacağı konusunda yalan söylemeye başladım. Yapamayacağını düşündüğümden değil. Sadece babam gittiğinden beri ilaç uykusundan uyanmak istediğini sanmıyorum. Ama İlay ile her zaman birbirimize sahip olacağız. Biz hiç arka bahçesi olmayan şehirli çocuklarız. O yüzden binamızdaki merdiven boşluğunun tepesine kendi ağaç evimizi yaptık. Orası bizim özel ve kutsal yerimiz. Küçük hanım. Küçük hanım. Merhaba. Ne oldu? Freud ve bilinçaltı tartışmamıza odaklanmakta mı zorlandınız yoksa? Şey, dalmış gibi görünüyor olabilirim ama aslında bilinçaltımın gücünü keşfediyorum. Bilirsiniz. Demek öyle. Evet. Merhaba bebek. Yapa kafe hemen. Ayşe, şu anda bir şeyle uğraşıyorum. İlay, ciddiyim. Hadi lütfen konuşmamız gerek. Profesör beni fena azarladı. Aşağılayıcıydı. 5 dakikaya gel. Tamam. 10 dakikaya görüşürüz. Bunu bütün dönem yapacak mısın? Ne? Sadece özünü yakalamaya çalışıyorum. Aa, söylemiş miydim? Sanırım öğrenci filmim için bir isim buldum. Şehirdeki ateşli çocuk. Ateşli. Aa, hayır, o ilah için. Aa, sorun değil. Tamam. Orson Welles izleyeceğim. Sonra arayayım mı? Evet. Tabii. Merhaba Bruce. Güle güle Bruce. Gelmene çok sevindim. Beykin dişleri bu kadar iyi miydi? Ha? Sadece güven bana ve beni izle. Tanrım, nereye gidiyoruz? Şikayeti hayır. Kes. Hayır hayır bu. Bence burada evlenmeliyiz. Şey, itiraf ediyorum, işin romantizmine bayıldım ama Met'teki Dendur Tapınağı'na ne oldu? Bu kez ikimizin evlenmesini kastetmiyorum. Kastettiğim ben ve o. Geceleri vasat bir kapıcım, gündüzleri süperstar bir basketçi. Yüce Tanrım. Tanrım toplarla arası iyi. Gabriel öpmek yok listesine ait ama altta kalmak ona yetmez. Evet ama o zaman nereye koyacağız? Çünkü Danny Weisberger kesinlikle tartışmasız bir numara. Aa. Evet. Söylentiye göre Guatemala'da insanlık için yaşam alanı zırvasıyla uğraşıp mantar fiyaskosu sonrası cash rapinden kaçmaya çalışıyormuş. Öyle mi? Danny. Onu özledim. Evet, Gabriel yeni olabilir ama herkesten daha çekici. Katılıyorum. Hadi. Ah evet. Ve George? Bir grupta olduğunu söyledim. Aman tanrım, bu daha da çekici. Tamam. Öpmek yok listesinde 2 numaraya hoş geldin. Sevgili Gabriel. Kesinlikle çekici makatları da yasak bölge ilan etmenin önemini unutmayalım. Peki. Bu Naomi ve İlay ayrılığına karşı resmi sigortamız. Sanırım. Asla erkekler için tartışmadığımız dostluk. Sonsuza dek süren dostluktur. Aynen öyle. Gönder. Tamam. Gabriel yasak bölge. Hadi. Keşke bizimkilerin de öpmek yok listesi olsaydı. Belki babam o zaman ev yerine uzaklarda yaşamıyor olurdu. Sözün anne de hala kanepede yatmazdı. Tut. Tuttum.
gidelim. Ara beni. Araşalım. Sonra buluşuruz. Hayır. Rica ederim. Hadi. Vur kafaya. Hadi. Evine salla, salla, salla. Kıvır bakalım. Çok güzel. Aman tanrım. Beğendin mi? Bayıldım. Tanrım. Seni neden seviyorum biliyor musun? Müthiş kaş oynatma becerimden dolayı mı? Aman tanrım. Bu büyüleyici. Onun dışında bir de... Kafamı fırına sokmak istediğimde... Onun yerine fırına kurabiye koyduğun için. Çok tatlısın. Sağ ol. Dinle, dinle. Pekala, bakalım bu gece için ne var? Elmalar, elmalara karşı. Bela. Ne yapmak istersin? Kurabiye hamuru yiyelim. Acil durum var. Cini anne. Evet. Gidip hasar kontrolü yapmalıyım. Seni seviyorum. Ben daha çok. Yani bunların hepsi yerel ve organik mi diyorsun? Birinin fark etmesine sevindim. Sabah olanlardan dolayı beni affet lütfen. Galiba bugün çift terapiniz iyi geçti. Merhaba anne. Merhaba bebeğim. Aç mısın? Çin yemeği siparişi vereceğim. Baksana ne kadar zayıfmışım. İçlerinde ben var mıyım? Bunlar sen doğmadan önceydi. İşte bunlar benim. Burada babama çok benziyorum. Bencil pislik. Bu ay bize para göndermeyecek. İdare ederiz değil mi? Bilmiyorum. Belki takı işine başlarım, olur mu? Takıdan ne anlarsın ki? Noel'de aldığım boncuk setini hatırlıyor musun? Herhalde onunla senden daha fazla oynadım. Yine mi uyuyamadın? En azından bir şeyleri çözüyorsunuz. Bu önemli. Teşekkür ederim. Sanırım odasında. Tamam. Kırıcı, moral bozucu, rahatsız edici, iğneleyici ya da sinir bozucu ve stres verici anlamına gelir. Sınavlar mı? Evet. Floksi, nausi, nihilipilikasyon. Bende yok. Bir şeyi değersiz olarak nitelemek. Teşekkürler bu keyifli bilgelik paylaşımınız için Bay McAllister. Soporifik. Şarlatan. Anlamadım. Sahtekar gibi bir şey. Benim sınavım da vardı. Özür dilerim. Kapıcılık okulu için sınav gerektiğini bilmiyordum doğrusu. Hayır, şey için. Unut gitsin.
Neden uyumuyorsun? Her şeyi denedim. Ambien, koyun sayma. Tabii ki Ot ve Dostoyevski'nin tüm eserleri... Dostoyevski. Neyse ne, biraz kendimle oynadım. Tamam, bu fazla oldu. Bu ne zamandan beri sürüyor? Bir süredir. Hep Naomi yüzünden. Ben 5 yaşındaydım, o 7. İkimiz asansörde tamamen yalnız kalmıştık. Eteğini kaldırdı ve bana dil çıkardı. E'si kalbim göğsümden fırlayacak gibi oldu. Ve o zamandan beri de kalbim ona ait. İyi de bu 10 yıl önce değil miydi? Şu anda bir sevgilisi yok mu? İkinci Bruce'u kastettiysen teknik olarak evet. Ama onun için her açıdan daima birinci Bruce olacağımı çok iyi biliyorum. İkinci Bruce, sana gülüyorum. Ayrıca geçen bahar aynı asansöre geri döndük. Bir gofret yiyordu. Bana yaklaştı ve beni öptü. Ruhumu tamamen vücudumdan emip içine çekti. Görüşürüz. İyi geceler. Gofretin tadına bayıldım. Hangi cehennemdeydin? Endişelenmeni seviyorum. Sana 37 bin kere mesaj attım. İndirim saatinin sonu mutlu bitti. Ve benim yakışıklıyla öpüştüm. Markette çikolatalı çörek satmayı bıraktıklarını söylediğinde de aynı bakışı atmıştın. Peki. Sadece... Ne zamandan beri rastgele tipleri öper oldum? Rastgele değil. Yukarı Doğu yakasından ve beni cuma gecesi Şabat için ailesinin evine çağırdı. Doğu yakasına asla gitmeyiz. Ne zamandan beri? Hem Yahudi bile değilsin. Değilim. Ama olabilirim. 21. yüzyıl New Yorklularıyız. Tanrı'ya inanmayız, hiçbir şeye inanmayız. Hayır, ben hiçbir şeye inanmıyor değilim. Ben... Öpmek yok listesine ve Hindistan cevizli keke inanıyorum. Sana da inanıyorum. Gel. Sarıl bana. Cidden ne zamandan beri erkekleri öpüyorsun? Cidden öpebileceğim çok tatlı çocuklar olduğundan beri. Ama lisedeyken daha hiç... Lisede. İyi. Tamam, lisedeyken cinsel tercihim tamamen varsayımsaldı. Üniversitede farklı. Artık ben erkeklerle tanışabilirim. Birçok erkekle. Yani artık tamamen eşcinsel misin? Hep tamamen eşcinseldim. Doğru. Elbette yani. Tabii ki. Ama değişen bir şey yok değil mi? Yani biz hala Naomi ve İlay'ız. Elbette hala Naomi ve İlay'ız. Sadece artık Naomi, İlay, artı erkekler var. Uyku zamanı. Herkese yalan söylüyorum. Ama sanırım...
En çok kendime söylüyorum. Yaklaşın, yaklaşın ve Carrie deyin lütfen. Carrie. Teşekkür ederim. Söyle, ikinci Bruce'la yatacak mısın? Daha belli değil. Bir aydır çıkıyorsunuz. Bu da üniversite zamanıyla bir yıl eder ve hala içmekle bitenler yerine uçmakla bitenler yapıyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Bilmiyorum. Çikolata mı indi sence bizi mi? Hepsini istiyorum. Ama bir şey var. O A bana biraz takıntılı. Tamam. B Kanadalı. Evet. Ve C bir Bruce. Yani bu bir açıdan... Gereksiz. Daha çok vanilya düşünüyordum. Aman tanrım. Yeri gelmişken... Hey! Evet. Bana ilham birim diyor. İlginç değil mi? Ooh. Güzelmiş. Güzel. Her neyse. Ona beni akşam evden almasını söyledim. Ondan gerçekten hoşlanıyor musun? Yani bilemiyorum. Belki de. Hem dediğin gibi zaten üniversitedeyiz. Bunu yapmamamız için bir sebep yok. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Şeker bağımlısı olursan beni öldürür müsün? Hı? Aklımı okudun. Eve mi? Evet. Eve. Müthiş. Yardım edebilir miyim? Evet. Ben Naomi'yi almaya gelmiştim. Sen ikinci Bruce olmalısın. Oh, Kanada! Bu sensin koca adam. Naomi hemen gelecek. Sadece bıyıklarını sarartıyor. Az kalsın Frida Kahlo'ya benzeyecekti. Pek hoş değil. Bunu sevdim. Güzelmiş. Merhaba çocuklar, nasıl gidiyor? Birinci Bruce, ikinci Bruce'la tanış. Merhaba. Merhaba. Herkes burada ne arıyor? Naomi'yi bekliyor. Naomi'yi bekliyorlar. Evet. Ne olmuş Naomi? Pek havalı. Merhaba. Merhaba. Hazır mısın? Evet. Hadi uçalım. O da mı geliyor? Tamam biliyorum. Başkalarının hisleriyle, özellikle benimkilerle umursamadan oynayan bir kızı sevmemeliyim ama beynimin aklıma hükmetme becerisi yok. Anatominin diğer kısımlarını... Ya tanrım George, bu çok komik. O kadar komik ki çok iyi komedyensin. Organ şakası yapıyorsun. Ne oldu, yaklaştın mı? Tanrım. Gerçek şeylerden söz ediyoruz. Yetişkin hislerinden sen anlamazsın George. Tamam. Kusursuz bir Bill Murray seri izleme hafta sonunda Hayalet Avcıları, Bugün Aslında Dündü, Çılgın Liseliler Vur Gitsin, Peki'ye Bak. Evet. Ve acıklı son için bir konuşabilse olmalı. Bayılır. Size söylüyorum. Milyonlarca kez izledim. Seninle geçen son birkaç günü hep hatırlayacağım diyordum. Pekala Naomi, çocuğu düzeltelim. Bir konuşabilseniz sonunda Bill Murray Scarjo'yu çekip şunu fısıldıyor. Gitmem gerekiyor ama bu aramıza girmesin. Değil mi? Hadi ama, değil mi? Aslında Lincoln Center'da bir film festivali var. Oraya gidebiliriz. İlayla 14. sokaktan ileri gitmeyiz. Daha iyi bir fikrim var. Gidelim. Tut beni. I put on some makeup. Turn on the A-track. I'm pulling my wig down from the shelf. Suddenly I'm Miss Farrah Fawcett from TV. Until I wake up and I turn back to myself. Woo!
Aman tanrım, sen inanılmazsın. Aa, hayır, hayır. Şu şeyi sen... yaptığın kısma bayıldım. Sen de masanın üstünde sürünüyordun. Çok seksiydi. Beğendin mi? Aa, işte küçük arkadaşım. Dur, aman tanrım, sizi de tanıyorum. İmzanızı alabilir miyim? Çok iyiydiniz. Hayır. Hayır. Çılgınca. Evet. Yorgunum. İlay, eve dönelim tatlım. Oo, babacık bu koca kötü şehirde ateşli bir şeyler arıyor. Dur biraz, beni ekiyor musun? Ah kızım, ikinizin malum şey yapacağını sanmıştım. Ah tabii, yapacağız kesinlikle. şey, istersen eğer bu gece kaldığım yurda gelebilirsin. Uslu durun. Ah, ama çok uslu değil ha? Ya. Sevişin. Hoşça kalın. Güle güle. Evet. Something's happening to me. Something's happening to me. I feel myself changing. İstersen üstünü, yani üstünü çıkarabilirsin diyecektim. Bunu istiyor musun? Sen de istersen. Tamam. Pekala. Tabii, tamam. Olur. Zafer. Vay be. Bunu çileyi sen mi aldın? Dostum, internetteki şu gelincik videosunu gör. Dostum. Lanet olsun. Özür dilerim. Devam edin. Film izlemek ister misin? Evet. Güzel. Naomi. Kahretsin. İyi misin? Evet, iyiyim. Bu utanç verici. Teşekkür ederim. Tampon. Ne oldu? Üniversiteli burusu taşımanı yardım edemedi mi? Gina. Kız arkadaşın mı? Gerçekten güzel olmalı. Tabii ki güzel. Yani Gina benim annemin adıydı. Adıydı mı? Bu işe o hastalanınca girdim. Babam çalışırken geceleri ona bakmam gerekiyordu. Paketiniz var. Teşekkür ederim. Sanırım bugün biraz sakarım. Teşekkür ederim, evet. Ben imzalarım. Fatura, sıkıcı faturalar. Nedir bu? Bilmiyorum, ben böyle bir şeyi hiç görmedim. Meraklı George, buraya bu antik şeyi kimin koyduğunu gördün mü acaba? Anne! Anne! Anne!
Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ah, merhaba tatlım. Elinde balyozla ne yapıyorsun dolabı böyle? Yani erkek kadın dolabıydı ve artık biz iki kişi değiliz. Lanet olsun. Ben de bir tane kahretsin büyük açık alan olsun İnanamıyorum. İstedim. Olmaz mı? İç mimarlık yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Belki de takıya devam etmelisin. Little did I know she would get so crazy, so fast, so maybe. I'll get baked on the daily, put my feet up, let my mind go hazy. Little did I know she would get this gnarly, this quickly. I hardly had time to think, no time to think. If you're mad, fed up, find a bone to pick. And if you wanna get laid, then don't commit. Relax, bubble bath, go Eli! Eli! O duvarı yaptıracak parayı bulana kadar yaşlanıp ölürüm. Gerekirse sana yardım edebilirim. Elimden her iş gelir. İla'yı bulmalıyım. İla, senden nefret ediyorum. Aç şu telefonu. Merhaba, İlay'la beraberim. Öyle mi? Bunlar da öyle. Gerçekten mi? Gerçekten. Nasıl yaptım ama bu erkeklerin hep böyle yapmak lazım. Ağzım İlay! Aman tanrım, aynı buradasın. Çok çekicisin. Ne haber? Neden ortadan yok oldun? Aa, çok özür dilerim. Seninle dansa her zaman hazırım. Gel buraya. Hadi. Evet, bebeğim. Bu arada retro kaset için sağ ol. Ne? Şu kaset. Posta kutum. Ben kaseti nereden buldum? Sen değilsen kimdi? İkinci Burus mu? Merhaba. Bir dakika. Affedersin. Gecem bir fiyaskoydu. Şu ilaç zırvasını başkalarına yapması iyi hoş ama ya bana gerçekten? Hayır, çizgiyi aştı. Bence sadece kıskanıyor. Neyi? Bizi. Gerektiğinden değil. Hey. Hey, sen iyi misin? Evet. Tanrım, çok güzelsin. Sence hafta sonu burada kalabilir miyim? Eve dönmekle baş edebileceğimi sanmıyorum. Lütfen. Sadece çok tatlı olduğun için. Söylentiye göre hafta sonunu Bruce'la geçirmişsin. Aranızda bir şeyler mi gelişiyor? Şaka mı yapıyorsun? İkinci aşamaya bile zor geçtik. Ki bence sorun yok. Evet, tam da aradığım Robin. Robin, isim ikizim. Evet,
Burası tam bir labirent ve yarına felsefe ödevim var. Konulara göre alfabetik bir düzen var. Hey Robin, belki de burada çalıştığından Robin'in araştırmasına yardım edebilirsin. Doğru. Robin, sana yardım etmemi ister misin? Evet. Bu harika olur. Evet, minnettar kalırım. İşim bitince, beni ara olur mu? Tamam. Tamam, evet. Şeyde görüşürüz hanımlar. Görüşürüz dostum. Robin seni kesinlikle istiyor. Öyle mi? Tabii. Bunu henüz bilmiyor. Her şey sırayla. Kütüphanede çalışıyorsun diye. İlla kütüphaneci gibi giyinmen gerekmiyor. Yardım etme planları yaparken buluşalım gibi bir şey söyle ve buluştuğunuzda da biraz fiziksel temas sağla. Fiziksel temas mı? Nereden? Bu eğlenceli. Tamam. Çalışıp okumak hiç eğlenceli değil. Hayır, kastettiğim sen ve ben kız sohbeti yapıyoruz. Hiç yapmamıştım. Hayatım boyunca hep İlay oldu. Arada bir iki Bruce oldu ama kız oranı hep sıfırdı. İşe yaradığıma sevindim. Robin, seks nasıl bir şey? Ne? Sen bakire misin? İmkansız. Şşş! Burası bir kütüphane. Peki ya ikinci Bruce? Bilmem. Gerçekten o kişi mi? İlk olması için o kişi olması gerekmez. Eğer İlay görüntümü Naomi için seçtiğim... Topuklular harika değil de vay canına. Naomi çok seksi şeklinde fark etse... hayat ne kadar kolaylaşırdı biliyor musun? İlay eşcinsel. Bu asla değişmeyecek. Biliyorum. Merhaba Naomi. Yabancı. Burada ne işin var? Böceğim, hayatım boyunca neredeydin? Nerede miydim? Sen neredeydin? Takılalım. Magnolia? Gelemem. Danışmanımla görüşmeliyim. Daha da kötü. Sonra evde görüşür müyüz? Olur mu? Yapamam. İspanyolca kulübümle paella yiyeceğiz. Ne zamandan beri sosyal olduk? Sanırım yeni oldu. Üniversiteye birden hiç görüşmemek demek mi oldu? Üzgünüm, açmalıyım. Alo? Evet. Hayır, hemen geliyorum. Gitmem lazım. Görüşmez miyiz? Seni seviyorum. Ben daha çok... Taksi. Unutma. Cadılar Bayramı alışverişi. Evet. Şimdi yola çıkmak üzereyim. Tamam, beni bekleyin. İşte buradasın. Çekiyor muyuz? Evet. Motor. Az önce sen çok hafif bakarken 5 adamın seni süzmek için birbirine takılıp düşüşlerini izledim. Güzelliğini iyilik için mi kullanıyorsun yoksa kötülük için? Kötülük. Ama merak etme. Güvendesin. İnsanlar çekiciliği güzellikle bağdaştırma hatası yapıyor. Babam annemi gördüğü ana aşık olmuş. Ama sonunda güzellik masalını koridorun karşısındaki gerçek bir lezbiyen için kenara attı.
Sonra lezbiyen, lezbiyen olduğunu hatırladım. Babam gitti ve... annem güzelliğini çarşafların altına gizledi. Olamaz. Oldu. Merhaba, ben Naomi. Bunu istediğini biliyorsun. Mesajını bırak. Yine mi? Üç sesli mesaj bırakan adam olamam. Tahmin edeyim. Naomi ya gecikti ya da unuttu. İçecek bir şey alır mısın? Hayır. Almayayım, sağ ol. Güzel. Duyduğuma göre Brandy sorun çıkarıyormuş. Brandy kim? Annemin Brandy'si. Annenin adının Brandy olduğunu sanmıyorum. Değil. O daha çok Jeannie. Üzgünüm. Esprimi anlamadın. Bu tuhaf. Sanırım. Aman tanrım. Bir dakika. Porno dergilerini mi düzenliyorsun? Yakalandım. Ama bundan daha utanç verici. Oo, X-Men ha? Evet, aslında bunlardan uzun zaman önce kurtulmam gerektiğini biliyorum. Şaka mı yapıyorsun? Açabilir miyim? Evet, tabii. Sorun değil. Tanrım, X-Men benim için bir baş kahramandır. Çünkü bence diğer kahramanların hep normal öteki benlikleri var. Clark Kent'in, Bruce Wayne'in arkasında saklanıyorlar. Evet. Ama X-Men daha farklı. Oradakiler her zaman oldukları gibiler. Evet, mesela kurt adam ertesi gün tıraş olup kravat takıp gazetede çalışmaya gidemez, evet, değil evet, mi? Evet, evet, aynen öyle. Cyclops pelerini çıkarıp şık yemekli partilere katılamaz mesela. Evet, bu mutantlar tam zamanlı mutantlar. Evet, güçleri ve zayıflıkları her zaman tamamen açık. Evet. Sen mutant mısın? dilimi kıvırabiliyorum. Aa, evet. Güzelmiş. Sağ ol. Hatta mikroskobik bir üçüncü meme ucu var. Aa, nerede? Onu... Hayır, hayır. Dur. Evet. Tanrım. Senden hoşlandım. O kadar şaşırmış gibi yapma. Tanrım. Hakkımda ne düşündüğünü hayal edemiyorum. Dehşet. Naomi bir sürü hikaye anlattı. Eminim. Ama... Tanrım. Tanıyınca daha çok sevdim. Bu tuhaf. Ben hep en çok Naomi versiyonumu sevdim. Belki yanılıyorsundur. Bunu yapmamalıydım. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam. Hayır, üzgünüm. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmamalıydım. Tamam. Tamam. Yani ben gerçekten bunu yapmamalıydım. Yapmamalıydın, evet. Ama istedim. Ben de öyle. Evet, bana Carmen San Diego diyeceksin ama sanırım B2 gizemli karışımımın ardındaki adam değil. Neden, ne demek bu? Sonunda bir kaset çalar buldum. Sapık Bay McAllister'da bir tane vardı. Çünkü o hala farklı bir yüzyılda yaşıyor. Görünüşe göre müzisyenimin zevkleri oldukça destansı. Umarım birinci Bruce değildir. Geriye sadece bir tane sürpriz at kalıyor. Onu da tahmin edersin. Kim? Gabriel. Kutuyu açabilir ve bir grubu var. Yani iyi müzikten anlıyorum. Naomi, sence gerçekten bir erkek için bu kadar heyecanlanmalı mısın? Yani Gabriel için. İkinci Bruce ne olacak? Senin bugün neyin var? Hiç. İyiyim. Sid ve Nancy de kararlı mıyız? Hem de çok. Cadılar Bayramı'nda harikayız. Birbirimiz için bakalım mı? Olur. Müthiş. Hey sen. Evet, harika, denesene. Sen kafayı mı yedin?
Tabii ki şakaydı. Ne zamandan beri tulum giyiyorum ki? İlay, senin neyin var? Sana bir şey söylemeliyim. Evden taşınıyor musun? Hayır, hayır, hayır. Ben... ikinci Bruce'u öptüm. Ah, evet. Eminim, her neyse. Hayır, ben onu gerçekten öptüm. Umarım daha çok keyif almışsındır. Düşündüm de... onu öpmek yok listesine hiç koymadın. Yani bence... Evet, büyükannem Gertie'yi de listeye koymadım. Bazı şeyler barizdir. Hem ikinci Bruce senin tipin sayılmaz. Evet, haklısın. Bak, aptalcaydı. Sadece o ana kapıldık ve biz... Bu harika. Kıskanmaya hazır olun millet. Bunun fiyatı ne? Aman tanrım. Naomi, sadece 8 dakika gecikmek için bugünü mü seçtin? Şeker mi şaka mı? Bu civarlardaydım. Hayır değildin. Buna sevindim. Gel. Sağ ol. Üzgünüm ben. Öyle mi? Bu saatte geldiğim ve seni görmek istediğim için ben... Sorun değil. İlay! Odaya gir. Hadi, hadi, hadi. İlk oraya bakar. Dolaba gir. Özür dilerim. İlay! Ya iyi de bu kapı kapanmıyor ki. Arkaya geçip yüzüne bir şey ört. İlay! Sakin ol Naomi. Hangi cehennemdeydin? Bu kemer hiç yakışmamış. Hayır, bunu kendin takmak için söylüyorsun. Ama kostümün benimkinden daha iyi. Hadi ama. Kabul et İlay. Bu gece o bebek bu bela anne diyecek. Her şeyi paylaşırız, değil mi? Gitmeye hazır mısın? Ha? Baksana Bruce yukarı gelebilir mi? Aşağıda bekliyor. Ona çamaşırhaneye giderken rastladım. Birinci, senin ucuz ve aldatan partnerin. Pekala Naomi, bu haksızlık. Dur biraz. Sevgilimle öpüşüyorsun ve haksızlık mı ediyorum? Dinle, neden söz ettiğimi bilmiyorum. Tamam mı? Hadi gidelim. Tamam, sanırım haklısın. Hadi gidelim. Bekle, 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 bastım. Lanet olsun. Baksana, bir şey unuttum. Neyi unuttun? Organımı. O olmadan bir yere gitmemi bekleyemezsin, değil mi Naomi? 2 saniye, lobide buluşalım. Hayır, lobi olmaz, buradayım. Tamam. Lütfen kal. Kalmanı istiyorum. Ben... Bu bir macera değil ve ben... kesinlikle zihninle oynamıyorum. Bu ne bilmiyorum. Ama öyle bir şey değil. Hemen döneceğim, tamam mı? Bekle. Sakız. Sakızımı unuttum de. Sağ ol. Evet. Hey. Organını aldın mı? Sen aldın mı Naomi? Alsaydım seninle bir şey yapabilir miydik? Sakız. Bir saniye. Dişçilerin kayıp oğlu ikinci Bruce sadece şekersiz sakız çiğner. İkinci Bruce orbitçidir. Ama İlay Bubble Yum'a bayılır. Ne zamandır orbit çiğniyorsun? Gaga Madonna'nın yerini aldığından beri. Neden sordun? Eve ne için dönmüştün? Söyledim ya Helen Keller. Sakız için. Sakız.
Bekle. Yukarıda başka bir şey kalmadığından emin misin? Ne gibi? Mesela organını destekleyecek hayalar gibi. Düzgün konuş lütfen. Bu gece kendi içkini kendin al İlay. Nöbet değişme zamanı. Hadi Bruce, kütü putü tiyi yürüyüşe çıkaralım. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Hakkında yalan söylediğin neyse onunla eğlen. Çünkü fikrimi değiştirdim İlay. Bu gece senin aptal bir partiye gitmeyeceğim. Konu Bruce mu? Aa, ne olmuş bana? Sen değil, diğer Bruce. Ha, o da mı bizimle geliyor? Neden İlay'a sormuyorsun? Biraz önce yukarı çıktığında senin neydi sanmıştım. Yani... Görünüşe göre Albay Pislik elinde şamdanıyla İlay'ın yatak odasında bekliyor. Dinle, ben zaten seninle çıkacaktım, tamam mı? İlk önceliğim sensin. Aha, bu harika İlay. İhtiyaçlarımı sevgilimin ihtiyaçlarından önce tutman çok onur verici oldu doğrusu. Sanırım artık onun sevgilin olmadığını söyleyebiliriz. Hadi. Hayır, bırak beni. Pekala. Ondan hoşlanıyorum. Gerçekten. Onu bu yüzden mi sakladın? Çok hoşlandığın için mi? Gerçekten nedenini bilmek ister misin? Çünkü senden korkuyorum. Hadi biraz sakinleşelim, nefes alalım. Kes sesini George! Ceketini ver bana. Yürü. Hadi Bruce, beni seven biriyle dans etmek istiyorum. Küçük pututi! O küçük pay olacak canım. İyi eğlenceler! Hey, Naomi. Sanırım kütüphane kayboldu. Candyland oynayalım mı? Vay canına, büyük şehir hayatı. Şu göbeğe bakın. Diğer yarın nerede? Gecenin yarısında çıkınca İlay'ın yanında olmasına dair bir kanun yok mu? Bu biraz hassas bir konu. Kısaca özetlersek şunlar oldu. Naomi ve ikinci Bruce ayrıldı ve ikinci Bruce artık İlay'la. Ne? Bekle, Bruce ve İlay... Evet, İlay ve ikinci Bruce oldukça çılgınca. Zaten onun için fazla iyiydi. Apartmanda herkes bunu kaç zamandır söylüyordu zaten. Bruce, bizi yalnız bırakır mısın? Seni ararım ya da sen şey bitince beni ara. Evet, kız kıza konuşun. Ara beni. Vay canına. İlay ve... Sen iyi misin? İkinci Bruce'un eşcinselliği öğrenme eğrisi olmak ya da... Resmi bir ayrılığa gerek duymayacak kadar ilgisiz olmamız umurumda değil. Sebebin en iyi dostum olması umurumda. Büyük ve kötü bir dünya olduğunu, savaşları, adaletsizliği, küresel ısınmayı ve öldürülen bebek fokları biliyorum. Üzgünüm. Ama en çok umursadığım Naomi ve İlay konusu. Onu seviyor. Arkadaş, kardeş ya da İlay'ın herhangi bir yüzü. Beni zavallı gibi görüyor olmalısın. Sanırım senin kadar güzel ve özgüvenli birinin asla bizler kadar kötü hissedeceğini sanmazdım. Alınmak yok. Alınmadım. Yanılttığım için üzgünüm. Hayır. Bu seni insan yapar. Bu iyi bir şey. Aa, Naomi, bu halinde ne böyle? Güzel kostüm, Robin. Evet, sağ ol. Seninki de öyle, Robin. Gabriel'in vardiyası bitmiş. Grubu yarım saate batı tarafında başlıyor. Hadi onu ziyaret edelim. Ama
Tanrım, ben ne giyeceğim? Gidelim. Bu bir kostüm değil. Hadi. Yaban Mersin'le benziyorum. Ha, Yaban Mersin'ini severim. Upside down. Kalmak istemediğinden emin misin? Onunla tanışmak istiyorum. Bu gece olmaz, hadi gidelim. Hey, Naomi. Merhaba, gelmişsin. Çok teşekkür ederim, bu harika. Salon servismiş, bir içki ister misin? Buradan çıkalım mı? Sana kahvaltı ısmarlayayım. Gel hadi. Yumurta, jambon. Ben ısmarlarım. Ben jambonu pek sevmem. Mısır gevreği. Pekala, ben müsteciyimdir, evet. Aslında kendimi pek iyi hissetmiyorum. Eve gideceğim, tamam mı? Tamam. Sonra görüşürüz. Ne? Gabriel, dostum, hadi. Gel hadi, seni bekliyorum. Hadi. Hadi. Let me tell you, baby, what it is I'm looking for. Ain't more than a little bit. So if you got it, baby, I'll adore you. Flaws that's off me and a personality is enough for me. It don't take that much to please me. It's easy for you to please me. Now all you got to do is pay attention, baby. It's easy, hey, oh, to please me. Merhaba. Gabriel, George, Bay McAllister ve ben elbette Naomi'den yana olduğumuza karar verdik ama nazik davranıp Bayan Loy'u sana bırakıyoruz. Ne? Ama köpek olmaz. Tamam. Naomi ve Eli'yi New York vesayet anlaşması mı? Tamam. Pazarları çamaşır odasını kullanmayacaksın. Yafa kafeden tamamen uzak duracaksın. Onun yerine Esther'daki Starbucks'ı dene. Magnolia'ya gitmeyeceksin. Asla. Kapı deliğinden bakıp asansöre giderken antrede olmadığından emin olacaksın. Eğer asansör lobisinde beklerken görürsen gidip postana bakacaksın. Postama bakarken görürsen doğruca asansöre bineceksin. Tamam. Gitmen gerekiyor. Kapıyı kapadığında git. Senin iki katının farkındasın değil mi? Git. Tamam, hadi kapıyı kapa. Güle güle. Hadi. Hoşça kal. Hoşça kal. İnanılmaz. Bana elini evet, ver. Evet, muhteşem. Tamam, belki 10 emir gibi ifadeler yoktu ama şöyleydi. Eğer asansöre gittiğimi görürsen git postana bak. Eğer postama bakıyorsan asansöre git. Merhaba. Sanki, kreker alabilir sanki miyim? Bir... Merhaba. Sanki affedersin, buyurun, anlaşsızlığa takıldım ve bir şeyin bu kadar sürüp bu kadar güçlüyken nasıl bir anda... Bir hiç vuruna bittiğini anlayamıyorum. Aman tanrım, çok üzgünüm. Hiç demek istemedim, tamam mı? Tamamen yanılıyor olamam. Artık Naomi'den konuşmayacağım, tamam mı? Tamam mı? Söz. Hadi. O kraker benim, biliyorsun değil mi? Gerçekten. Parmaklar komik değil mi?
Cidden mi Naomi? Ne yaptığını biliyorum. Ve o etek 2010'dan beri olmuyor. Kıskanç. Sabahın 5'i oldu. Belki de yatmalısın. İlayla kavga etmek çok yorucu. Lobi koltuğunda yatmak yönetim kurallarına aykırı. Yönetim kurulu. Hadi ama lütfen burada uyumama izin ver. Dün gece Başan'ı nasıl bir belaya soktun? Yedek arkadaşım Robin ve ben... Ne dedin? Yedek arkadaş mı? Psikoloji sınıfımdan ve hepimiz o korkunç kızlarla birlikte süslenip bir partiye gitmeye çalıştık. Onlardan nefret ederdin. Gerçekten nefret ederdin. Bundan sonrası biraz bulanık. Evet. O da ne zaman dönmeyi bırakacak? Sabaha daha iyi hissedeceksin. Aslında hayır, doğru değil. Daha kötü hissedeceksin. Ne? Evet ama öğleden sonra daha iyi olursun. Tamam. Aslında bundan pek emin değilim. Bana dürüst davranmıyorsun. Tamam, ben anlıyorsun. Doktor değilim. Ben kapıcıyım, tamam mı? Dinle. İla ile olan saçmalığın olabilecek en kötü şey olduğunu düşünüyorsun. Ama fark ettiğinden çok daha fazlası var. Eğer hazırsan. Bu arada, en sevdiğin şarkı neydi? Karışık kaset. Beğendin mi? Demek sendin. Sen olmanı ummuştum. Pekala, tamam. Git buradan, hadi. İyi geceler, Gabriel. İyi geceler. Biliyor musun? İlk seni görmek fena değilmiş. İyi geceler. Burada ne arıyorsun? Postama bakıyorum. Sana yapmamanı söylemiştim. Hayır Naomi. Sen bana bir şey söylemedin. Söylemek sesi temas gerektirir. Senin yaptığın bir liste yapıp bunu yapmamamı söylemekti. Hadi Naomi. Bu çok saçma. Evet. Tam bir kahkaha fırtınası. Dinle. Hey bak. Hayır bak, sen dinle. Bak. Mahvettin. Tamamen mahvettin. Başarmıştın. Gerçekten başarmıştın. Yarattığın şu ilahi tarikatını benimsemiştin. Tanrım, kendine yalan söylemeyi kes artık Naomi. Bruce'a hiç önem vermedin. Sadece ilgisini seviyordun. Gerekirse suçumu kabul ederim. Ama suçlu hissetmiyorum. Bu doğru İlay, çünkü hayat bir müzikal değil mi? Sen gösterinin yıldızısın, neşe kaynağısın. Sakın gerçekten bir şey hissetme. Yoksa berbat hareketlerinin sonuçları olduğunu fark edersin. Biliyor musun? Aynı babam gibisin. Hayır Naomi. Ben hiç de babam gibi değilim. Değişimle başa çıkamıyor olmana yardım edemem. Sonsuza kadar aynı olmayacak Naomi. Konu her zaman sen ve ben değiliz. Bu hakkındaki hislerimi değiştirmiyor. Yapma İlahi, bu çok ucuzdu. Büyü artık Naomi. Eğer gerçekle yüzleşmeye başlayamazsan, yatağına girip yorganı üstüne çeksen iyi olur. Farkında değil misin? Hızla tıpkı annene benzemeye başlıyorsun. Sen bana iyi gelmiyorsun İlay. Seni öpmek yok listemin tepesine kazıyorum. Ben zaten her zaman öpmek yok listenin tepesine kazılı olmalıydım Naomi. Tanrım, kes şunu. Evet, keseceğim. Hem de güzelce. Hadi şunu ilk ve son olarak yapalım. Yafa Kafe. Pazar günü. Orada ol.
Mesajlarımı almadın mı? Öyle pasif agresifsin ki bana cevap bile vermiyorsun. Konuşmayacak mısın? Eğer ne hissettiğimi söylersen, Naomi ve İlay bir daha asla Naomi ve İlay olamaz. Hadi şunu bitirelim. Bunlar senin. Sıra sende. Kemeri geri alma. Bu kırmızı kemerim mi? Hı? Eğer onu saklarsam, teklif edersen... Neden saklamıyorsun? Belki umut vardır. Aslında neden hepsi sende kalmıyor? Bunların hepsi senin olabilir. Gerçekten diyecek bir şeyin yok mu? Seni özlüyorum İlay. Ben sadece bütün bunları bir erkek için bırakmak istediğine inanamıyorum. Anne, saat 4 oldu. Hı? Sana latte aldım. Daha 200 dolarımız eksik. Elektriği bağlamayacaklar. Seninle gerçekten konuşmalıyım. Baba, neredesin? Merhaba. Her şey yolunda mı? Bak, olamaz. Kanıyor. Elini ver. Burada ne arıyorsun? İnsanlardan kaçıyorum. Bazen de sigara içiyorum. Elimden gelenin en iyisi bu. Çok tatlısın, biliyor musun? O kadar da tatlı değilim. Bence öylesin. Bana sorarsan hayır, bu... Hayır, sorun değil. Eğer İlay öpmek yok listesine inanmıyorsa ben de inanmıyorum. Naomi, üzgünsün. Bence bu o şeylerden biri. Hani... Söyleme. Kapıcılığın adab kuralı mı? Hayır, bu centilmenliğin adab kuralı. Belki de yemeğe ve sinemaya gitmeliyiz. Gerçekten berbat bir kapıcısın. Onu da yapacağız. Ah!
Bak şimdi. Sadece şuna basmalısın. Tamam oldu. Tamam. Hedonist. Günahkar kişi. Hayır, bilemedin. Zevk peşinde koşan kişi. İkisi aynı şey. Evet, kesinlikle. Hayır, zevk değil. Zevk peşinde koşan biri günahkardır. Günah işlemeyeceklerse neden zevk peşindeler? Çok komiksin. Konuyu anladım, anladım. Kaprisli. Kaprisli. Elveda evet. Kaprisli. Kaprisli köpek dışkısını kolayca almak demek. Sayende anlamını asla bilmeyeceğim. Evet. Hay Aksif, o harika hamleden dolayı aklımdakileri unuttum. Gördün mü? Küçük bir havlu vardı. Naomi, Naomi çok güzelsin, şarap gibisin. Naomi, Naomi. Yakalandı. Ne yakalanması? Ben akord yapıyordum. Öyle mi yapıyordun? Evet, gitar çalmıyorum, söz yazarı çok değilim. Çok tuhaf, adıma tamam söylediğin hayır şarkıda duyduğumu hiç sanmıyorum. Bu olmadı mı? Tamam, kırmızı başlıklı kız ve sepeti. İçinde ne var bakalım? Şey, bir ziyafet hazırladım. Katılır mısın? Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyoruz? Daha önce hiç yapmadığım bir şey. Zaman zor çıkarmaz. Brooklyn Metrosu 47. sokak. Gelecek durak Rockefeller Merkezi. Kapılardan uzak durun. Aman tanrım. Bu hangi gezegen? Bu inanılmaz. Ha? İşte bu bir park. Manhattan'ın ortasında sayılır. Yani merkezi. Merkezi. Evet, merkezi. Evet. Oo! Vay canına, neden sevmeyeyim? Belki milyonlarca kaleye gitmişsindir. Bilmiyorum. Evet. Aslında hayatımda hiç kaleye gitmedim ve çok heyecanlıyım. Tamam. Burada bir prenses mi yaşıyor? Yakında. Yani birazdan. Hmm. Tamam. Pekala. Bu çok iyiydi. Yapma. Şu manzaraya bakar mısın? Harika. Bir bak. Hadi şuraya gidelim. Nereye? Hemen şuraya. Bir çardak. Oh. Bence gerçekten son derece gizli bir yer bulmalıyız. Yani biraz daha kuytu olmalı. Öyle mi? Evet. Neden? Öpüşmek mi istiyorsun? Hayır, bu çok iğrenç. Neden isteyeyim? Olmaz. Olamaz. Pek iyi görünmüyor. Hayır, gerçekten iyi. Yalan. Yalan değil. Beğenmedin. İçecekle itiyorsun. İtmiyorum. Hem zaten prensesler yemek yapmayı bilmez. İlk iş günümün mezuniyet günün olduğunu hatırlıyor musun? Ah, evet. İlay'ın ve senin lobi koltuğunda şafağa kadar sarılmanızı izledim. Evet, uzun zaman önce gibi geliyor. O ilk gece hayatımın sonunun ilk günü gibi geldi. Gamzeli gülümsemenin o görüntüsü. O gülüş. Ah Tanrım. Bana küçücük bir umut ışığı verdi. Tek ihtiyacım da buydu zaten. İşte burada. Ben şey sanırım anneme açıldım. Bruce.
Ne oldu? Yani bilmiyorum. Biz kahvaltı yapıyorduk ve... birden bana Naomi ile nasıl gittiğini sordu. Ben de bittiğini söyledim. Tanrım, sadece onunla bırakabilirdim. Ama yalan söylemek istemedim. Ve ona İlay adında biriyle çok zaman geçirdiğimi söyledim. Sonra şunu ekledim. İlay benim erkek arkadaşım sayılır. O ne dedi? Şey dedi... yani eşcinsel mi oluyorsun? Ve ben de hayır. Sadece hetero olmuyorum dedim. Ve sabah devam etti. Seni seviyorum da demedi. Nefret ediyorum da demedi. Bu senin belgeselin mi? Evet. İlay'a ailelerimiz arasında olanlar için annesini affettiğim yalanını söyledim. Benimkiler yapamasa da onunkiler çözdüğü için... açıkçası mutluyum. Sanırım annemin kadınlığa en çok zararı babamın bir lezbiyeni seçmesi vermedi. Bana kalırsa... evliliğini dostum dediği bir kadının bitirmesiydi. Sıradaki soru. Ben tam bir pisliğim. Bugün Freud'un öngördüğü şekilde dişilerdeki doldurulamaz erkeklik organı arzusu teorisini keşfedeceğiz. Bütün sınıfla paylaşmak istediğiniz kadar komik bir şey mi var küçük hanım? Affedersiniz. Freud'un dişilerdeki doldurulamaz erkeklik organı arzusu teorisi. İlay'la ayrılalı 36 gün 9 saat ve 7 dakika oldu. Aslında iyiyim. Ama hala bazen... yani her zaman... onu özlüyorum. Bak, pantolon etekleri muntazam bulduğumu... ve muntazam dediğimi biliyorum. Bana neden kavga ettiğinizi hatırlat. Bu sonsuza kadar sürecek mi? Nasıl üniversiteli olup bu kadar aptal olabilirim? Naomi ve İlay fantazisine tutunuyordum ama hepsi bu. Bu bir hayaldi. İlay sadece kendi gibi davrandı. Ve ben de onu öyle seviyorum. Biliyorum. Biliyorum. Koridorun karşısındaki eski en iyi dostumdan uzak duramam. Ve sen de babamın hatıralarına tutunamazsın. Bir noktada bırakmamız gerekiyor. Bundan korkuyordum işte. Ben de. (Gülüyor)
Beni burada bulabileceğini bilmem imkansız. Aramadım. Mesaj atmadım. O eski bağımıza, eski dostluk hissine bıraktım. Bir de kapısına bıraktığım kırmızı simli kemere. Beni buldun. Merhaba. Sence hala bir bütün eder miyiz? Bence tam olarak burada evlenmemiz gerekiyor. İlay, biz asla evlenmeyeceğiz. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Her şey için. Bruce, ha? Evet. Evet. Aslında ilk kez aşık olduğun ve ilk ciddi ilişkinin erkek arkadaşınla olması mantıklı bir şey. Biliyor musun, kaseti hazırlayan Gabriel'miş. Bana inanılmaz kasetler hazırlıyor ve gizli anlamı bulup başka bir kaset yapmam gerekiyor. Bu konuda iyi değilim. Evet. Barıştık mı? Evet, barıştık. Olmamız gereken yerdeyiz. Tamam. Seni gerçekten seviyorum. Şarkı listesi. Flash bellek mi? Müzik zevkim gerçekten kötü. Beni yine de beğenir misin? Çünkü senden gerçekten hoşlanabilirim. Pekala, bakalım ne varmış. Bon Jovi ve Britney Spears. Seni uyarmaya çalıştım. Ah Tanrım. Tamam. Sana geliyorum. Nasıl gidiyor dostum? Senin neyin var? Sınavlarımı geçtim. Bunları almak isteyebilirsin. Şimdiden çalışmaya başlamanı öneriyorum. Hey, Naomi ile Gabriel'i kıskandın Hayır, mı? Hayır, tabii ki umurumda bile değil. Aa, kıskandın. Kıskandı. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bilgisayarımda film izliyorum. Hangisi? Çılgınlar Kraliçesi. Yapma. Onu çok sevdiğimi biliyorsun. Gel o zaman. Dostlukla romantizmi farklıymış gibi düşünmek saçmalık. Değiller. Sadece aynı sevginin çeşitleri. Aynı yakınlık arzusunun çeşitleri. Ve her sevgi gibi zor, müthiş, tehlikeli, heyecan verici, kafa karıştırıcı ve değerli. Neler yapacaksın? Bruce'la yemeğe çıkacağız. 4. ay dönümümüz. Bu benim için yeni. Ya sen? Gabriel Webster salonunda güzel bir iş kaptım. Evet, müzisyen sevgilisi oldum.
Tavsiye ister misin? Sanırım bunu kendi kendime çözmek istiyorum. Resim dersi nasıl gidiyor? Anlatsana. Oldukça iyi gidiyor. Evet. Öyle yani mi? Ben hayatınızın sonuna kadar tek bir özel kişiyle olacağınızı söylemek yalan. Eğer şanslıysanız ve gerçekten zorlarsanız her zaman birden fazla olacaktır. Lions and tigers and bears, oh my, there's no fear when I look in your eyes, 'cause that's the way we are. That's the way we are. Pigeons and chickens and squirrels that fly, clouds that look like boats in the sky, oh, everywhere we are. Go to the moon in the hot air balloon. We could go to my room. We could go real soon. We could go where it snows. We could shave our heads and go to New Mexico. I can't see.